online satış mağazası Beers Market ve Chico TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 30 Temmuz Cuma. Sydney kırılma noktasına geldi. 3 büyük hastanede ameliyatlar durduruldu. Covid testleri analiz için başka eyaletlere gönderiliyor. Ordu yardıma çağrıldı. Sydney'in sağlık sistemi salgında yaşanan büyük artış sebebiyle baskı altında bulunuyor. Dün çıkan rekor sayıdaki vaka üzerine Royal Prince Alfred, St. Vincent's ve Liverpool hastaneleri acil olmayan ameliyatları durdurdu. Sağlık Bakanı hastane sisteminin ciddi baskı altında olduğunu kabul etti. Savunma Bakanı Dutton, Sydney'e kısıtlamaların gözetimi için 300 asker gönderileceğini açıkladı. New South Wales'te günlük test sayısı 100 bin civarına çıkarken binlerce Covid testinin artık uçaklarla başka eyaletlere gönderildiği belirtiliyor. Bazı laboratuvarlar 10 güne kadar test sonucu bekleme süresi bildiriyor. Sydney'de rekor vaka sayısının ardından kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı. Dün kaydedilen 239 Covid vakası ve 2 ölümün ardından Başbakan Gladys Berejiklian yeni kısıtlamaları duyurdu. Bugün yürürlüğe girecek kısıtlamalar arasında daha katı maske zorunlulukları, para cezalarında artış, daha fazla işletmenin kapanması ve salgın noktası semtlerin sakinleri için seyahat kısıtlamaları yer alıyor. Eyalette maske takmamanın cezası $200'dan $500'a çıkarıldı. 8 salgın noktası semtin sakinleri evlerinden 5 kilometre öteye seyahat edemeyecek. Yalnız yaşayanlar evlerine 5 kilometre sınırı içerisinde bir kişiyi kabul edilecek kişi olarak gösterebilecekler. New South Wales polisi sağlık kurallarının ihlal edilmesi halinde halka açık alanları ve iş yerlerini kapatma yetkisine sahip olacak. Sydneylilerin Covid testi konusunda yaptıkları hata vakaları artırıyor uyarısı. New South Wales Sağlık Müsteşarı Kerry Chan, Sydney'de Covid vakalarının yüksek seyrettiğini, çünkü kişilerin belirti gösterir göstermez test yaptırmadıklarını belirtti. Dün sabah açıklanan vakalardan 70'inin bulaştırıcı dönemlerinde toplumda aktif oldukları vurgulandı. Bu sayının engellenebileceğini söyleyen Chan, "Hala test yaptırmayı erteleyen kişiler görüyoruz ve bu onları belirlediğimizde evdeki herkesin pozitif olması ve ardından bilmeden hepsinin toplumda bulaştırıcı olarak gezmesi anlamına geliyor," dedi. Avustralya'nın son köpek balığı saldırısı kurbanına şok suçlama. Köpek balığının sırtına atlamış. Avustralya'da gündemden düşmeyen köpek balığı saldırılarından biri daha dün yaşandı. Ancak sözde kurbanın köpek balığının sırtına atlayarak hayvanı tahrik ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Erin Moir adlı kişi dün Batı Avustralya'nın Pilbara kıyısında yaşanan köpek balığı saldırısında ciddi şekilde yaralandı. Bir grupla balık avında bulunan kişi saldırıda sırtından, bacağından ve karnından yaralandı. İlk yardım yapılan kişinin kıyıya getirilmesi 15 saat aldı. Kıyıdan Perte uçakla nakledildi. Durumu stabil olarak bildiriliyor. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. 7 ilde 20 noktada orman yangını. Türkiye alevlerle mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Kütahya ve Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları sürüyor. Devasa alevler saatte 80 km hızı bulan rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Binlerce ormançı, 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopterle yangına müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27-28 Temmuz'da Türkiye genelinde 17 ilde 53 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Danıştay, çiftçilere kesilen milyarlık vergiyi iptal etti. 56 milyar liralık destekten alınan yaklaşık 2 milyar lira çiftçinin cebinde kalabilir. Danıştay 3. Dairesi, Şanlıurfalı 4 çiftçinin açtığı davayı kabul etti. Danıştay 3. Dairesi tarafından yapılan incelemede, çiftçilere tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak alan bazlı olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemesinin doğrudan gelir desteği mahiyetinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleri üzerinden tahakkuk eden ve ödenen gelir vergisinde hukuka uyarlık yoktur. Bu nedenle vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir değerlendirmesi yapıldı.
Google ve Facebook'tan çalışanlarına aşı zorunluluğu. Amerikalı internet devleri Google ve Facebook, büroya dönmeyi planlayan çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. Google Yönetim Kurulu Başkanı Sundar Pichai, "Kampüsümüze çalışmaya gelen herkes aşılı olmak zorunda. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda Amerika'da uygulamaya koyacağız. Önümüzdeki aylarda da diğer bölgelerimizdeki bürolarımızda" açıklamasını yaptı. Facebook İnsan Kaynakları Sorumlusu Lori Goller da Facebook bürolarında aşı zorunluluğunun bulundukları eyaletlerin kurallarına uygun şekilde hayata geçirileceğini açıkladı. Sağlık ya da başka bir nedenden dolayı aşı olamayanlar için de bir eylem planı hazırlanacağını kaydetti. Facebook yetkilisi Amerika dışındaki temsilcilerin de nasıl hareket edileceğinin ise gözden geçirildiğini kaydetti. İngiltere sona yaklaştı. Sürü bağışıklığı %87. Geçtiğimiz haftalarda Özgürlük Günü ilan ederek COVID-19 kısıtlamalarını büyük ölçüde kaldıran İngiltere'de toplumsal bağışıklık %87'ye ulaştı. Delta varyantı etkisiyle sürü bağışıklığı için belirlenen oran ise %93. Vaka sayısının her yaş grubunda hızlı bir şekilde düştüğü ülkede uzmanlar salgının hemen hemen bittiği yorumlarını yapıyor. AstraZeneca aşı onayı başvurusunu yine erteledi. AstraZeneca'nın COVID-19 aşısı satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki aya göre 3 katını aşarak 894 milyon dolar oldu. Ancak şirket daha fazla veri toplamaya devam ettiği için Amerika'da aşı onayı başvurusunu yeniden erteledi. AstraZeneca aşısı daha ucuz ve kullanımı kolay olduğu için salgına karşı önemli bir silah olarak görülüyordu. AstraZeneca ve Hindistan merkezli üretim ortağı şimdiye kadar 170 ülkeye 1 milyar doz aşı teslim ettiklerini açıkladılar. Üretim sorunları ve nadir görülen yan etkiler nedeniyle tartışma konusu olan aşıyı bazı ülkeler kullanmayı durdurdu ya da aşının kullanımını sınırlandırdı. Özellikle Amerika bu aşıya karşı eleştirel yaklaşıyordu. Filipinler'de COVID-19 aşısı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, COVID-19'a karşı aşı olmayan kişilerin evden çıkmasına izin verilmeyebileceğini belirtti. Duterte bir televizyona yaptığı açıklamada aşı olmayanların evden çıkmasına izin verilmeyeceği yönünde bir kanun bulunmadığını, ancak virüsün sokakta bulaşmasını engellemek için hazır olduklarını ifade etti. Devlet Başkanı Duterte daha önce de virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etmişti. Güncel döviz kuru ise şöyle: 1 Avustralya doları 74 Amerikan sentinden 6 lira 28 kuruştan ve 62 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 13, Sydney 19, Melbourne 15, Adelaide 19, Brisbane 22, Perth 16, Darwin 32, Hobart 15 derece olması bekleniyor. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@avustralyapostasi.com.au